Sizlere Suna Sezgin'in bir fuhuş çetesinin evinde bulunduğunun haberini vermiştik. Suna ona saldıran adamı yaraladığı için bugün hakim karşısına çıkacak. Mahkeme birazdan başlayacak sayın seyirciler. Evet, kadın örgütleri, sivil vatandaşlar Suna'nın mahkeme sonucunu merakla bekliyorlar. Rıza baba gelmeyecek mi? Bilmiyorum ki. Yani gelir herhalde. Oktay Alkan, ifadende Suna'yı Feray'ın evine götürdüğünü, orada çayına ilaç atılıp bayıltıldığını, sonra Feray'dan para aldığını söylüyorsun. Doğrudur efendim. Yalan söylüyor. Ben para falan vermedim. Sana söz verince konuşursun. Araya girme. Olay anını anlatır mısın kızım? Ben o sırada mutfaktaydım. İçeriden Suna'nın çığlıklarını duydum. İçeri gittiğimde Şeref elinde silahla Suna'ya yaklaşıyordu. Yapma diye bağırdım. Suna'yı köşeye sıkıştırmıştı. Suna da can havliyle bıçağı aldı. Bu kıza çok kötü şeyler yaptılar. Çok istedim ama yardım edemedim. Çok utanıyorum. Para almadım diyorsun ama delillerin arasında bu para var. Zarfın üstünde senin parmak izin de çıkmış. Tanık da senin verdiğini doğruluyor. Yalan söylüyorlar hakim bey. Zarfın üzerinde benim parmak izim olabilir. Ama ben para falan vermedim. Olay anında evde bile değildim. Beni neyle suçluyorsunuz onu da anlamadım. Ben anladım. Otur yerine. Sayın hakim, burada ve dışarıdaki herkes bana karşı olabilir. Ama ortada işlenmiş bir suç var. Suna Sezgin'in Oktay Alkan'la olan ilişkisi biliniyor. Bu süre içerisinde Oktay'ın sabıkalı bir adam olduğunu bilmemesi imkansız. Bilmiyordum. Kızım araya girme. Sayın hakimim, bütün deliller önünüzde. Suna öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor. Burada bakacağımız tek şey yaşam hakkıdır. Müvekkilim, gerçek kimliğini asla bilmediği bir adam tarafından bir fuhuş evine götürülmüş, zorla alıkoyulmuş, fotoğraflarla şantaj yapılmış, şiddet uygulanmış, yapmak istemediği şeylere zorlanmıştır. Kaçmak, kurtulmak istediğinde ise ölümle burun buruna gelmiştir. Bu suç değil, tamamen nefsi müdafaadır. Bir kadının yaşam hakkını koruması için çabasıdır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum sizden. Karar. Heh, Rıza baba geldi. Sonunda ikna etmiş. Hulusi gel, 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 gel. Merhaba çocuklar. Sağ ol be Rıza müdürüm. Kızgınlık insanın gözünü kör ediyor. Sen gelip beni uyarmasan burada kızımı yalnız bırakacaktım. Evlat bu. Yeri gelir kızacaksın, yeri gelir seveceksin. Bazen de üzüleceksin. Ama yalnız bırakmayacaksın. Ne olursa olsun yalnız bırakmayacaksın. Kızım bir hata yaptı ama ben ona sırt çevirerek en büyük hatayı yapacağım. Senin dediğin avukat kızımı kurtarır değil mi? Ben ona güveniyorum, merak etme. Elinden gelen her şeyi yapacak, kurtaracak kızımı. İnşallah. Vallahi şuraya gelene kadar her adımda dua ettim. Kabul olsun, başka bir şey istemiyorum. Kazandık, Suna kurtuldu. Kurtuldu. Gir kaydı, gir gir gir. Kızım, canım kızım, canım kızım. Evet sayın seyirciler, beklediğimiz güzel haber geldi. Mahkeme sonuçlandı ve Suna Sezgin suçsuz bulundu. Canım kızım. Başarılı mı? Hakim beraat verdi. Baba, affet beni. Kızım, asıl sen beni affet. Yalnız bıraktım seni. Bundan sonra sizden hiçbir şey gizlemeyeceğim. Allah dualarımı kabul et. Bir daha seni bırakmak yok.
burada değil ne demek ya? Oğlunuz başka cezaevine nakledildi. Ne zaman? Yarım saat önce. Neden peki? Öyle gerek görüldü. O ne demek ya? Ne demek o? Siz durduk yere apar topar niye naklettiniz çocuğu? Biz emirlere uyarız, gerisini bilmeyiz. Oğlunuz Yalımlar cezaevinde. Gidin orada arayın. Hayır, Yalımlar'da ne işi var? Ya ne yaptı da naklini istediler? Bu nasıl saçma şey böyle ya? Bir şeyler dönüyor. Benim başka yere nakledildiğimi avukatım biliyor mu? Babamın haberi var mı? Biz bilmeyiz. Emir geldi, götürüyoruz. Bu ne saçmalık ya? Kimsenin haberi olmadan bu nakil nasıl olur peki? Biz de anlamadık. Üstelik Yalımlar dediği yer İstanbul'a 2 saat mesafede. Ya disiplin cezası falan alsa anlarım. Çocuk daha yeni girdi içeri. Üstelik tecritten bile çıkmadı. Ne yaptı da naklediyorlar bunu? Bilmiyorum. İnanın ben de anlamadım. Başka bir şeyler dönüyor olabilir. Ne gibi? Bilmiyorum ki. Cezaevine 20 dakikamız kaldı. Ya bu kadar uzak yere neden yolladılar bu çocuğu? Selin ya, bir şey geldi aklıma. Ne? Özcan. Özcan mı? Özcan da bu gittiğimiz cezaevinde yatmıyor mu? Evet, evet galiba. Bu senin nereden aklına geldi? Geldi işte. Sen onun bir parmağı olabilir mi diyorsun? İnşallah tesadüftür. Allah kurtarsın kardeşim. Sağ ol. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Paspasa geldim. Biter hemen. Rahatsız olma. Bak bakayım bana. Sen bana tanıdık geldin ha. Yoksa sen Mesut komiserin oğlu musun? Sana ne? Sen kimsin ya? Paspasa mı geldin sorguya mı? Kızma ya birader. Ben babanın bir arkadaşıyım. Tanışalım hadi. Adım Özcan. Sen de Tunç olmalısın. Memnun oldum.